Bugün sizlere Cumhuriyet tarihimizin en üzücü olaylarından birinden bahsedeceğim. 6 Eylül 1955 günü öğleden sonra 4 civarında İstanbul Radyosu'nda herkesi şoke eden bir haber duyuruldu. Habere göre Atatürk'ün Selanik'teki doğduğu ev saldırıya uğramış ve büyük zarar görmüştü. Bu haberle birlikte İstanbul ve İzmir'de ciddi olaylar patlak verdi. Peki bu olaylar nasıl başladı? O gün hükümet yanlısı olduğu bilinen İstanbul Express gazetesi aynı haberi büyük puntolarla manşetten vermişti. Haberin yayılmasıyla birlikte insanlar sokaklara döküldü ve ne yazık ki büyük bir kaos ortamı oluştu. 6-7 Eylül olayları olarak bilinen bu korkunç hadiselerde başta Rum azınlık olmak üzere Ermeni ve Yahudi vatandaşlarımız da hedef alındı. Mağazalar, evler ve ibadethaneler tahrip edildi. Binlerce insanın hayatı altüst oldu. Bu olaylar tarihimizde derin bir yara olarak yerini aldı. Olayların ardından yapılan incelemelerde saldırının aslında planlı bir provokasyon olduğu ortaya çıktı. Amaç Kıbrıs meselesindeki gerginliği tırmandırmak ve milliyetçi duyguları körüklemekti. Atatürk'ün evine yapılan saldırı haberiyle başlayan bu trajik olaylar toplumdaki huzurun ne kadar kırılgan olduğunu bizlere bir kez daha göstermiştir. Bu tür olaylardan ders alarak barış ve hoşgörü içinde bir arada yaşamayı öğrenmeliyiz.